ilişkilerde bu bozulmanın başlangıcı 2008'e uzanır. Ta Aralık ayındaki Ankara'da yapılan toplantı, Olmert'in geldiği. O toplantıda hazır bulunan çok, yani bir elin beş parmağını geçmeyecek sayıdaki her iki taraftan insandan biri bendim. Ve o toplantı belki bir başka vesileyle yine konuşuruz ama mükemmel bir toplantıydı. Gayet iyi geçti. Ve ardından hiç beklenmedik şekilde, yani sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, yani o zaman başbakandı, hepimiz büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Çünkü gerçi bir operasyon bekleniyordu. Bakın bunu açıkça söyleyeyim, Gazze'ye o zaman. Ama bu çapta ve böylesine büyük bir sertlikte olacağı beklenmiyordu. Dolayısıyla bunu Cumhurbaşkanı şahsına bir saygısızlık olarak ve kişisel olarak aldı ve haklıydı bence. Ve ondan sonra Olmert'i hiçbir şekilde affetmedi. Ama her şeye rağmen yine ilişkiler belli şekilde hani sürdürülmeye başlandı. Fakat şu bence kırılma noktası demeyeyim de, yani hakikaten geriye dönülmesi zor olan bir noktaya gidişinin en önemli sebeplerinden biri işte bu 29 Ocak 2009 yılında Peres'le yapılan işte o toplantıda sarf edilen yahut da takınılan tutum bence. O da bir duygusal tepkiydi o anda. Ve hatta ilk önce bir endişe ishar edildi bizim açımızdan. Daha doğrusu yani biz bu işi yaptığımıza pek de memnun olmadık gibi bizim tarafımızdan, yani onlar da ayrı bir belki toplantı konusu olabilir. Ama böyle bir takım ifadelerde bulunuldu ve her şey yatışmış iken görüldü ki ondan sonraki hemen arkasındaki süreçte bu Türkiye'de ciddi bir konsolidasyona ve özellikle muhafazakar kesimde AK Parti saflarında diyelim bir toparlanmaya, bir oy artışına sebep olunca bunu bir fırsat olarak telakki etti bence işte o zaman iktidar partisi ve yavaş yavaş daha soğuk veya uzak durmaya başladı İsrail'e. Yani o gün bugündür dış politika, iç politika iç içe geçmiş. Evet, geçmiş durumda. Bugün ben şöyle söylüyorum, yani bizim yine büyük bir saygıyla ilgililere ama bence pek dış politikamız yok gibi, yani tamamen iç politikaya bağlı bir dış politika yürütüyoruz.